Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz, iki şiş çok kolay bir patik yapacağız. Ben patiğimde ana rengi olarak normal patiklik bir ip kullandım, krem renginde. şişlerimizi 3 numara hanımlar. Hemen sizlere patiğimi de göstereceğim. İşte hanımlar. Modelimiz bu şekilde. Gerçekten çok kolay, çok güzel bir patik oldu. Hiç örgü bilmeyenler bile bu modeli e, yaparak bir patik elde edebilirler ve patiğimin içinde de böyle rengarenk renk iplerden kullandım. Elinizde artık ipleriniz varsa onları da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Hanımlar, patiğimizi şöyle göstereyim. Hiçbir yerinde dikişimiz yok. Dikişsiz, güzel, rahat, hoş bir model oldu. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Bu burun kısmından başlayacağız. Üst bölümü yapacağız. Sonra önce sol kenar, sonra sağ kenar, sonra bu kenarlarını ve tabanını öreceğiz. Hanımlar şu kenarları yaparken normal misinalı şiş kullanabilirsiniz. Fakat ben buraları örerken şöyle misinalı şiş kullanmakta zorlandığım için iki tane daha yardımcı şiş kullanacağım. Hemen patiğimi bir kenara alıyorum başlayalım modelimize. 27 ilmek olarak başlayacağım hanımlar. 27 ilmek. Şöyle krem ipimin ucunda küçük bir miktar bırakıyorum. 27 ilmeğimi atacağım. Baştan sona haroşa örgü tekniği kullanacağız. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Bu şekilde 27 ilmeğimizi atacağız hanımlar. Bir sayalım kaç ilmeğimiz olmuş? 3 6 9 12 15 18 devam ediyorum. 19 20 21 22 23 24 25 26 ve 27. 27 ilmeğimi attım hemen şu kenara şöyle bir düğüm atayım kenarımız sağlam olsun diye. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Ilmeklerimizi tamamen haroşa yani düz öreceğim. Kenar ilmeğimi alıyorum örmeden şöyle aldım. Devamında gelen diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak yani haroşa olarak öreceğim. İlk sıramızda 27 ilmeğimizin tamamını Böyle haroşa örüyoruz. Evet hanımlar sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Burada başlangıç ipimiz var. Bu ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Artık model kurulumuna başlayacağız hanımlar. Ee, patiğimizde orta kısımdan tam ortaya gelen 3 ilmekte 3 ilmeği keseceğiz. Ee, bu arada kes 27 ilmek üzerinden devam edebilmek için de sağ ve sol kenarda artırmalar yapacağız. Artırmaları ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapacağız. Bir de Son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artıracağız. Hemen başlayalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmekten hemen sonra şuraya şöyle bir ilmek atıyorum. Attığım ilmekle birlikte burada 3 ilmeğimiz oldu. Sayarak öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmeğimi ördüm. 13 ilmekten sonra orta kısımda kesme işlemi yapacağız hanımlar. Bakın şöyle kesme yapacağım. Üçlü bir kesme. Şu öndeki iki ilmeği alıyorum. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne getirip bıraktım. Şöyle ardından bu iki ilmeğimi şişim alıyorum ve yanındaki üçüncü ilmeğimi de aldım. Üçünü birlikte kesiyorum. 3 ilmeğin içinden bir ilmek çıkarttık. Burada iki ilmek eksildi. Birini burada artırmıştık. Diğerini de şimdi sol tarafta artıracağız. Sol tarafta da yine 13 ilmek olacak. Kesimden sonra yine sayarak gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın 10 ilmek ördüm. Hemen buraya da artırmamı yapıyorum bir tane. Çünkü son iki ilmeğim kaldı. 11 oldu. Son 2 ilmeğimi de örüyorum. 13 Sağ ve solda e, artırmalar yaptık Tam ortada kesim yaptık Şimdi geri dönüyoruz Bakın arka yüzdeyiz Arka yüzde hanımlar ilmeklerimizi tamamen haroşa olarak öreceğiz Sadece ortadaki kesim yaptığımız ilmeği Arka yüzde ters öreceğiz Yani orta bölümde şöyle bir çizgi oluşacak bir şekilde Devam ediyorum Kesim yaptığım ilmeğe kadar ilmeklerimi düz Yani haroşa olarak örüyorum Bakın tam ortada kesim yaptığım ilmeğe geldim. Bunu ters örüyorum arka yüzde. Sadece bunu ters ördüm. Diğer ilmeklerimi haroşa örmeye devam ediyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz. Ön yüzde yine hem yandan, yandan artırma yapacağız. Bakın kenar ilmeğimi aldım. ikinci ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmekten hemen sonra yine artırmamı yaptım. Tekrardan buraya aa, 13 ilmek öreceğim. Bakın şu dördüncü ilmeğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13 ilmek ördüm. Yine üçlü bir kesim yapacağım. Bakın şu ikinci ilmeğimi bakın kesim yaptığım ilmeğim burada. Bunu ilk ilmeğimin önüne bırakıyorum. Şöyle. Ardından bu iki ilmeğimi ve hemen solundaki üçüncü ilmeği de şişime alıp üçünü birlikte keserek örüyorum. Şöyle. Şimdi son iki ilmeğim kalana kadar yine ilmeklerimi örüyorum. Bakın son iki ilmeğim kaldı. Hemen buradan da artırmamı yapıyorum. Kalan iki ilmeğimi örüyorum. Ortadaki kestiğimiz ilmekleri yanlardan artırmış oluyoruz hanımlar böylece. Tekrardan geri döndük. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine ilmeklerimizi haroşa olarak öreceğiz. Sadece ortadaki kesim yaptığımız ilmeği ters öreceğiz. Bakın ortada kesim yaptığım ilmeğim bunu ters örüyorum. Ön yüze düz örgü düşüyor. Kalan 13 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bakın sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Ön yüzdeyiz. Burada 1, 2, 3 diş haroşamız oluştu. Her 3 diş krem haroşa da bir renkli ipimizi ekleyeceğiz hanımlar. Şimdi şöyle ilk kremimi aradan çıkartarak arkada bıraktım. Ön yüzdeyim. Yeşilimi ekleyeceğim. Hanımlar şöyle artık ilk e, ip geçişi olduğu için bu defa ilk ilmeğimi örüyorum. Hemen yanına ikinci ilmeğimi de ördüm. İkinci ilmekten sonra hemen yeşil ipimin ucunu şurada krem ipime bağlıyorum. Şöyle patiğimiz sökülmesin diye iki tane düğüm attım. Yine yeşille krem ile uyguladığımız yöntemi uygulayacağız. İkinci ilmekten sonra hemen buraya bir ilmek attım. Yani artırma yaptım. Bu artırma yaptığım ilmekle burada üç ilmek oldu. Sayarak gidiyorum. Şu dört ipimizin ucunda bakın atlatarak gizleyerek götürüyorum. Beş sonradan ip gizlemek durumunda kalmıyoruz. Şu 6 7 8 9 10 11 12 13 ilmek ördüm. Ardından yine ortada üçlü bir kesim yapacağım. Bu ortadaki ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne şöyle bırakıyorum. Ardından bu iki ilmeği ve hemen bu sol taraftaki 3. ilmeği de şişime alıp üçünü birlikte keserek örüyorum. Bakın kesimimi yaptım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar son 2 ilmek kalana kadar Bakın burada son iki ilmek kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum ve kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde. Şimdi arka yüzde yine yapacağımız işlem aynı sadece renk değişti. Böyle i̇lmeklerimi haroşa olarak öreceğim. Sadece ortadaki kesim yaptığım ilmeğimi ters öreceğim. Bu şekilde. Bakın ortadaki ilmeğime geldim. Bunu ters örüyorum. Kalan 13 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde yeşil ile ilk desenimizi oluşturduk. Ben rengarenk yaptım ama sizler iki renkli olarak da devam ettirebilirsiniz. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bakın şimdi geri dönüyoruz hanımlar. İlk desenimizi oluşturduk. Şeklimiz şöyle görünüyor şu anda. Şekil bu. Şimdi tekrardan kreme geçeceğiz hanımlar. Şöyle ilk ilmeğimi ve ikinci ilmeğimi hemen ördükten sonra ben ip değişikliği yapacağım için hani bir daha burada yeşili kullanmayacağım için şöyle yeşilimin ucunu keseceğim. Kremime bağlayacağım ama siz iki renkli yapacaksanız eğer bunu kesmenize gerek yok. Aynı iple model bitene kadar devam edebilirsiniz. Yine hemen şuraya iki tane düğüm attım. İki ilmek ördükten sonra hemen artırmamı yapmayı unutmuyorum. Diğer ilmeklerimi normal haroşa olarak öreceğim. 13 ilmek öreceğim. Şu dördüncü ilmeğim şu 5 6 7 8 9 10 11 12 13 şimdi ortada üçlü bir kesim yapacağız yine ikinci ilmeğimi ilkinin önüne bırakıyorum bu iki ilmeği ve solundaki üçüncü ilmeği de alıyorum üçünü keserek örüyorum şimdi son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim Bakın son iki ilmeğim kaldı. Hemen buraya da artırmamı yapıyorum. Ve kalan iki ilmeğimi normal haroşa olarak örüyorum. Yeniden geri dönüyoruz. Arka yüzde hanımlar ilmekleri haroşa olarak örüyoruz. Sadece ortadaki kesim yaptığımız ilmeğimizi ters örüyoruz. Arka yüzde yapacağımız işlem bu. Patiğimizin modeli kurulumu hanımlar bu şekilde. Ortadaki ilmeğimi ters ördüm. Diğer ilmeklerimi yine sıra sonuna kadar haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri döndüğümüzde hanımlar bakın burada bir diş haroşamız oluştu. Burada krem ile bir diş haroşa bakın yeşilden sonra kreme geçtik. Krem ile burada bir diş haroşamız oluştu hanımlar. Burada 3 diş haroşa olacak toplamda krem ile. Ee, krem ile üç diş haroşamızı yaptıktan sonra tekrar yeşilde olduğu gibi başka bir renk değiştirerek ya da yine re aynı renkli ipi kullanarak ikinci modeli aynı şekilde yapacaksınız. Her renkli bir diş haroşanın arasında üç diş kremimiz var. Ana renk ipimizden üç diş haroşu yapıyoruz. Renkli iplerimizden de bir diş haroşu yapıyoruz. Bu şekilde 27 ilmek olarak ön bölümü tamamlıyoruz. Ben bu patiğimizin ön bölümüne her 3 dış haroşada bir toplamda bakın yeşil kullandım, bir vişne rengi, sarı, mavi ve tarçın toplamda 5 farklı renk kullandım. 5 desen yaptım. 5. desenimden sonra yine 3 sıra e, modelimi krem ipimle kurdum. Ardından bilek ayrımına geçtim. Bu ölçü tam da denk geldi hanımlar bu şekilde. Patiğimizin ön bölümü bu şekilde yapılıyor. Şimdi patiğimizin ön bölümüne toplamda 5 tane bu desenimizden renkli desenleri sayarak e, ayarlayabilirsiniz. De, renk, bu renkli desenlerden 5 tane örelim gelelim. Ardından 3 sırada yine krem ile aynı modeli tekrarlayalım gelelim. Ardından birlikte bilek ayrımını yapacağız. Evet hanımlar patiğimin ön bölümünü tamamladım. Bakın buraya 5 tane renkli modelimden kurdum. 5. modelimden sonra yine aynı modeli devam ettim. Üçlü şaroşamı krem ipim ile ördüm. Şimdi bile ayrımı yapacağız. Bu aşamada dikkat etmemiz gereken nokta şu. 27 ilmek vardı. Sağ ve sol kenarı 13 ilmek yapacağız. Onu da şöyle yapıyoruz hanımlar. Yine kenar ilmeğimi aldım. ikinci ilmeğimi örüyorum. Yine artırmamı yaptım. 3 ilmek oldu. Şimdi 13 ilmek öreceğim. Şu dördüncü ilmeğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ilmeği ördüm. Bu 13 ilmek sağ kenar oluyor. Sağ kenarı sol kenarı yaptıktan sonra yapacağız. Şimdi bu 13 ilmek burada bekleyecek. Bu aşamada hanımlar yedek işiniz varsa ilmekler benim gibi şişte bekleyebilir. Yedek işiniz yoksa da ilmeklerin içinden bir tığ yardımıyla ip geçirerek Bunların kaçmasını önleyebilirsiniz. Şimdi ben bir diğer alıyorum. Bu ilmekler burada beklesin. Burada yine üçlü bir kesim yapacağım. Bakın. Bu öndeki iki ilmeği alıyorum. Şu ortadaki ilmeği ilk ilmeğimin üzerine getirdim. İkisini ve hemen şişimdeki üçüncü ilmeğimi de alıyorum. Üçünü birlikte keserek örüyorum. Kesim yaptım. Burada bir ilmeğim oldu. Sayarak gidelim. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 10 11 Bakın bu defa burada artırma yapmayacağız çünkü 13 ilmek olması için. Şu 12. ilmeğim, şu da 13. Böylece sağ ve solda bu şekilde 13'er ilmeğimiz oldu hanımlar. Hem sağ kenarda hem de sol kenarda 13'er ilmeğimiz oldu. Biz öncelikle patiğimizin sağ kenarını yapacağız. Şimdi geri dönüyorum. Bu 13 ilmek üzerinden haroşaları öreceğiz. Şimdi diğer taraftaki 13 ilmek bekleyecek. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. 13 ilmek üzerinden haroşalarımı örüyorum. Bu şekilde sonuncu ilmeğimi de yine örüyorum. Tekrar geri dönüyorum. Yine devam edeceğiz hanımlar. Yine kenar ilmeğimi aldım. 13 haroşamı öreceğim. Bu şekilde 13 ilmek üzerinden patiğimizin sol kenarını haroşa olarak öreceğiz hanımlar. İşte böyle. Şöyle baktığımız anda buraya bir diş haroşa ördük. Şu anda toplamda burada bakın 4 diş haroşa görünüyor. Fakat biz bunu ilk 3 haroşasını bu ön bölümü yaparken örmüştük. Onu saymayacağız. Ondan hariç burada bir diş haroşamız oluştu. Ben bu patiğimin bu kenarına bu üç diş haroşayı saymıyorum Geri kalan bölüme on üç diş, on dört diş, on dört sıra yani haroşa sıralarını sayacak olursak, 14 dört sıra haroşa ördüm benim elimin ölçülerine göre tam denk geldi. Bu aşamada hanımlar ayağınızı ölçerek yapabilirsiniz. Bakın, şu işte ayağınızın burnundan itibaren şöyle patiğinizi bir şekilde tutacaksınız. Şu arka bölümü şu şekilde topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Hani ben 14 diş haroşa yaptım ama belki siz 15 belki 16 yapacaksınız. Bu tamamen sizin ölçülere göre değişiklik gösterebilir. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu sol kenarını tamamlayalım. Gelelim ardından birlikte sağ kenara başlayacağız. Evet hanımlar buraya şu 3 diş haroşa hariç 14 diş haroşamı ördüm ve geldim. Bu aşamada sizlere şöyle mezura ile de bir ölçü vereyim ona göre hani tam net olsun kafanız karışmasın diye şu iyice burnundan şu bölümden mezuramı sıfırlayarak ölçüyorum hanımlar 20 buçuk santim olarak burayı örmüşüm şimdi bu ilmeklerimi keseceğim hanımlar ön yüzde kesim yapacağım bu sol kenarda ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum biraz gevşek bir kesim yapıyorum çünkü patiğimizin arka bölümünü yaparken bu kesim yaptığımız bakın burada V şeklinde ilmek yerleri var. Buralardan yine ilmekler çıkartarak kesim e, arka bölümü öreceğiz. İlmekleri rahat çıkartabilelim diye biraz esnek bir kesim yapıyorum. Şöyle bu 13 ilmeğimi sırası ile kesiyorum. Son ilmeğim kaldı bunu da kestim. Şöyle bir tane buraya zincir oluşturuyorum. ve işte Düğüm atacak kadar küçük misler burada şöyle bir ip bırakıyorum. Çünkü buraya tekrar ipimizi düğümleyeceğiz yanlarını öreceğiz İpimi kestim Sol kenarı tamamladık şimdi sağ kenardayız hanımlar önce ön yüzde örmüştük Arka yüzden devam edeceğiz Arka yüzde krem ipimi ekleyerek Sağ kenarımı da öreceğim Bu defa ip eklediğim için ilk ilmeğimi örerek başladım ipimi şöyle ilmek arasından geçirerek şu ucunu Arkaya doğru alıyorum çünkü arkada düğümümüz olsun diye İkinci ilmeğimi de ördükten sonra patemi sökülmesin diye şuraya da bir düğüm atacağım Şöyle buraya da düğümümü attım şimdi diğer ilmeklerimi normal yine haroşa olarak öreceğim hanımlar sol kenarı nasıl yaptıysak sağ kenarı da aynı şekilde yapacağız 13 ilmek olarak haroşalarımızı öreceğiz hanımlar şimdi tekrar geri dönüyoruz hanımlar geri döndük yeniden bu 13 haroşamızı öreceğiz 13 ilmeğimizi Yeniden geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Tekrar bu 13 ilmek ilmeğimi haloş olarak örüyorum. Geri döndük hanımlar. Bakın ön yüzdeyiz. Bu üç diş haroşa modelin ön bölümündeki haroşaydı. Ondan hariç burada da iki diş haroşam oldu. Hanımlar ben sol kenara 14 diş 14 sıra haroşa yapmıştım. Sağ kenara da aynı sayıda haroşalarımı yapacağım. Çünkü patiğimizin yanları eşit olmalı. Siz de bu sol kenara kaç diş kaç sıra haroşa yaptıysanız sağ kenara da aynı şekilde yapın gelin hanımlar. Ardından kesme işlemini yapacağız ve patiğimizin kenarlarına başlayacağız. Evet hanımlar buraya da toplam 14 diş haroşamı ördüm geldim şimdi ön yüzdeyim burada ön yüzde kesim yapmayacağız hanımlar arka yüzde kesim yapacağız Çünkü kesim sonunda hepimiz bu iç tarafta kalmayacak şu Sağ kenarda kalması gerekiyor Bu nedenle yine öncelikle Buradaki 13 ilmeğimi Yine normal örüyorum Ardından geri döndüm. Şimdi geri döndüm. Arka yüzdeyiz şu anda gördüğünüz gibi. Arka yüzde kesimimi yapacağım. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak yine keseceğim. Yine burada da hanımlar gevşek bir kesim yapalım. Diğer tarafta olduğu gibi yine buradaki ilmekleri de patiğimizin arka bölümünü yaparken kullanacağız. Bu nedenle gevşek bir kesim yapalım. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine kesiyorum. Buraya şöyle iki tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum artık. Evet hanımlar patiğimizin üst bölümünü böylece tamamladık. Şimdi patiğimizin şu kenarlarını yapacağız. Hani videonun başında da söylediğim gibi buralar misinalı şişlerle yapılabilir. Fakat ben misinalı şişte zorlandığım için buralarda da şöyle yedek şişlerimi aldım. Bu kısa şişlerle yapacağım. Benim misinalı şişlerle aram gerçekten çok kötü. Kullanamıyorum. bayağı bir zorlanıyorum. Şimdi burada diğer bakın şu sol kenarda bıraktığımız ipin ucuna normal yine krem ipimi ekliyorum hanımlar bu kenarlardan ilmekler çıkaracağız şöyle düğümümü attım bu kenarlardan ilmekler çıkaracağız toplamda hanımlar 98 tane ilmek çıkaracağız 45 ilmek sağ tarafa, 45 ilmek sol tarafa ve 8 ilmek içinde burun tarafından şu bölümde ilmekler çıkaracağız yapalım birlikte hemen ilk kenar ilmek yerine girerek bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarttım Yine sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek birer birer ilmek çıkartıyorum hanımlar burada. Bakın ilmeğin iki kanadına birden giriyorum. Burada 6 ilmeğim oldu. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ee, bakın bir tane renkli, üç tane krem ilmekler, ilmek, ilmek kenar ilmekleri var. Oralara birer birer üç tane krem, bir tane renkli yerlere birer birer gir, girerek ilmeklerimi çıkaracağım. Şu 23 oldu. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 37. Şimdi şu bölüme geçiyorum hanımlar. Şuradan girerek ilmek çıkartıyorum. 38 39 40. Bakın burada da ilmeğin iki kanadına birden giriyorum başlangıç yerine. 41 42 43 44 ve 45. 45 ilmek buradan çıkarttım. Tekrar sayalım ilmeklerimizi hata olmasın. 5 10 15 20 25, 30, 35, 40, 45 Şimdi bir diğer şişime yine ilmek çıkartmaya devam edeceğim. Şöyle diğer şişime aldım. Bu orta kısımdan da 8 ilmek çıkaracağım. Burun kısmına denk gelen bölüm. Şu ikinci ilmeğim. Şu üçüncü ilmeğim. Şu dört. Şu beş. Şu altı. Şu yedi. Şurada 8. Burun kısmından da şöyle 8 ilmek çıkarttım, bakın hanımlar. Diğer tarafa geçiyorum. Buradan da yine aynı şekilde bakın devam edeceğim ilmek çıkartmaya. 45 ilmek de diğer taraftan çıkartacağım. Şu ikinci ilmeğim. Şu 3. Şu 4. Şu 5. 6. Şu 7. 8, 9. Şuradan da yine gidiyorum krem kenar ilmek yerine. Burası ip geçişi olduğu için biraz sıkı oldu. Buraya da şöyle girerek ilmek çıkarttım tığ yardımıyla 10. Buradan şuradan 10 ilmek oldu. Buralarda hanımlar bakın iki tane yeşil kenar ilmek yeri görünüyor. Bunun sebebi şu karşı tarafta bir taneydi. Oradan bir ilmek çıkarttık. İp geçişlerinde hanımlar. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilkini örmüyordum. İlk geçişlerinde ilk ilmeğimizi ördüğümüz için burada iki tane kenar ilmekleri görünebilir. Fakat biz buradan bir tane ilmek çıkaracağız. Bakın, buradan bir tane çıkartıyorum. Burada sayalım. 6 11 ilmek oldu. 3 tane de kremden çıkartacağım. 11 12 13 14. Renkli olan yerden bir tane çıkartıyorum. 15. 3 tane kremli yerden. 16 17 18. Bir tane sarıdan çıkarttım. 19. 3 tane kremden. 20 21 22. Bir tane maviden çıkartıyorum. 23. 3 tane kremden. 24 25 26. 26 oldu değil mi şu an? 5, 6, 7, 8, 9, 10 15, 16, 17 18, 19, 20 26 tarçın yere gidiyorum 27 28 29 30 bu şekilde devam ediyorum 31 32 33 34 35 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ve son kenar ilmek yerine girerek buradan da bir ilmek çıkarttım. 45 oldu. İlmeklerimizi çıkarttık. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Gördüğünüz üzere burada haroşa örgü uygulaması yapıyoruz. Yani ilmeklerimi geri döndüm. Yine haroşa yani düz olacak şekilde öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sırasıyla diğer uca kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İlmek çıkartma işlemini yaptık. Patiğimizin kenar bölümündeyiz. ilmeklerimi örüyorum. Bakın ön yüze bir diş aloşamız düştü bu şekilde. Burası dediğim gibi alış şişlerle de yapılabiliyor ama ben kesinlikle çok uğraşmama rağmen alış şişlere bir türlü alışamadım. Olmadı yapamadım. Evet hanımlar sırasıyla ilmeklerimi düz örmeye devam ediyorum. İlk şimdiki 45 ilmeğimi ördüm. Şimdi burun kısmına geldim. Burun kısmında 8 ilmeğim vardı. Bu 8 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Düz derken haroşa. Bir diğer şişime geçtim. Yine bu tarafta da 45 ilmeğim var. Buradaki ilmeklerimi de sıra sonuna kadar haroşa olacak şekilde örüyorum. kenarlara bu sıramızda bir diş haroşamız düştü hanımlar dolana dolana bu kenar bölümünü yapacağız ardından tabanımıza geçeceğiz gördüğünüz gibi baştan sona haroşa örgü bu şekilde sonuncu ilmeğimi de ördüm şimdi geri döndüğümüz zamanlar baktığımızda şu kenarda bir diş haroşamız oluştu toplam şu kenarlarımızda. Burada hanımlar yine diğer uca kadar öreceğiz. Arka yüze döneceğiz. Arka yüzde yine düz olarak öreceğiz. Buralara haroşalarımızı yapacağız. Bu kenara ben toplamda 5 diş haroşa yaptım. Zaten ilkini birlikte ördük. 4 diş haroşa daha örmemiz gerekiyor. Diğer uca kadar gideceğiz, geri döneceğiz, gideceğiz, geri döneceğiz. Ta ki şu kenarda toplam 5 diş haroşa olana kadar. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu kenar bölümünü tamamlayalım. Gelelim ardından birlikte patiğimizin tabanına başlayacağız. Evet hanımlar ben patiğimin şu kenarında 5 diş haroşam olana kadar ördüm. Geldim gördüğünüz gibi. Ee, şimdi taban burundan başlayarak taban kesimine geçeceğiz. Öncelikle ilk şişimdeki 45 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. Burun kısmına geleceğim hanımlar. İlmeklerimi sırasıyla haroşa olarak örüyorum. Evet hanımlar ilk şişimdeki 45 ilmeğimi ördüm. Şimdi burun kısmına geldim. Burun kısmında 8 ilmeğim vardı. Şimdi bu 8 ilmeğimi de örüyorum. Şu 8. ilmeğim. Ardından şişimden 2 adet ilmeği keserek örüyorum. Bu kestiğim ilmeği de ortaya ekledim. Orta kısımda 9 ilmeğimiz oldu. Ardından geri dönüyorum. Bu aşamada ipimiz karşı tarafta olacak ve ilk ilmeğimizi örmeden alacağız. Şimdi orta kısımda 9 ilmeğim var. Bu 9 ilmeğimi örüyorum. Şu 9. ilmeğim. Ardından yine yan taraftan 2 ilmeği keserek örüyorum. Bu kesim yaptığım ilmeği yine ortaya ekledik. Orta kısımda böylece 10 ilmeğimiz oldu. Yine ipim karşıda hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Öncelikle orta kısımdaki 10 ilmeğimi öreceğim. Ortada 14 ilmek olana kadar bu işleme devam edeceğiz. 10 ilmeğimi ördüm. Şimdi şişimden 2 adet ilmeği keserek örüyorum. Bu kesim yaptığım ilmeği de yine orta kısma ekledim. Ortada 11 ilmek oldu. Geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Orta kısımdaki 11 ilmeğimi bu şekilde öreceğim şu 11. ilmeğim. Ardından yine yan taraftaki şişimden 2 adet ilmeği keserek örüyorum. Kesim yaptım ilmeği de ortaya ekledik. Ortada böylece 12 ilmek oldu. Geri döndük. Yine ipim karşıda ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Orta kısımdaki 12 ilmeğimi öreceğim önce. Bakın şu 12. ilmeğim. Tekrardan şişimden 2 adet ilmeği keserek ortaya ekledim. Orta kısımda 13 ilmek oldu. Hemen geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine ortadaki 13 ilmeğimi öreceğim. Bakın şu 13. ilmeğim ardından şişimden yine 2 adet ilmeği keserek örüyorum ve bu kestiğim ilmeği yine ortaya ekledim. Orta kısımda hanımlar şimdi 14 ilmeğimiz oldu. Artık patiğimizin şu tabanını 14 ilmek olarak öreceğiz. Bu aşamada da yapacağımız işlem şu hanımlar. Yine ipim karşıda ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada ilk 13 ilmeğimi öreceğim, yani bu taban bölümde son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın tabanımda son bir ilmeğim kaldı, yani 14. ilmeğim. 14. ilmeğimi örerken yan taraftan da bir ilmek alıyorum, İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri dönüyoruz. Yine ipimiz karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldık. Tekrardan. Tabanda ilk 13 ilmeği öreceğiz. Yani son bir ilmek kalana kadar yine örüyoruz. Bakın yine burada son bir ilmeğim kaldı. Yani 14. ilmeğim. Bunu örerken yine şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra yine geri dönüyoruz. 14 ilmek üzerinden bu şekilde tabanımız örülüyor. İpim karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Son bir ilmek kalana kadar. Bakın son bir ilmeğim var burada. Bunu örerken yan taraftan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Tekrardan kesimden sonra geri dönüyorum. İpim karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. Yeniden tabanında son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani 13 ilmek öreceğim. 14. de kesim yapacağım. Bakın son ilmeğim kaldı. Bunu örerken yan taraftan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra tekrar geri dönüyoruz. 14 ilmek üzerinden tabanımızı bu şekilde örüyoruz hanımlar. Biz bu kesme işlemini sağ ve sol taraftaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. 14 ilmek üzerinden bu şekilde tabanımızı öreceğiz. Şimdi hep birlikte bu sağ ve sol taraftaki ilmeklerimiz bitene kadar patiğimizin taban kısmını 14 ilmek üzerinden örelim gelelim. Evet hanımlar patiğimin tabanını 14 ilmek olarak ördüm geldim. Şimdi sadece tabanda kullandığım 14 ilmeğim kaldı. Şimdi patiğimizin şu arka bölümünü yapacağız 14 ilmek ile. İşlem şu hanımlar yine haroşaya devam ediyoruz. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani 14 ilmeğim vardı. 12 ilmeğimi örüyorum. Bakın burada son iki ilmeğim kaldı. Son iki ilmeğimi kesiyorum. Burada 13 ilmek kaldı. Ardından bakın bu yanlarda kenar ilmek yerlerimiz var. Bakın şuralarda sıra sonuna kadar. Bu ilk kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek bir ilmek çıkarttım. Tekrar 14 ilmek oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz. Hem de arka bölümü şu kenarlara eklemiş oluyoruz hanımlar. Geri dönüyorum. İpim karşıda ve yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın yine son iki ilmeğim kaldı. Yine ikisini keserek örüyorum Bu bölümde hanımlar şöyle arkadan girerek şu kenardan bakın kenar ilmek yerinden şöyle ilmek çıkartabilirsiniz Bazı hanımlar bu şekilde zorlanıyormuş onlar da şöyle yapabilir Geri dönüp ön yüzdeyken hemen kenar ilmek yerine girerek Buradan şöyle ilmek de çıkartabilirsiniz artık hangisi kolayınıza gidiyorsa İlmeğimi çıkarttıktan sonra yeniden ilmeklerimi Son iki ilmeğim kalana kadar Haroşa olarak örüyorum Bakın yine iki ilmek kaldı. İkisini kesiyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartıyorum. İlmek çıkarttım yerine yeniden geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. Arka bölümde yapacağımız işlem bu. Son iki ilmeğimiz kalana kadar öreceğiz. Son iki ilmeği keseceğiz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız. Bakın son iki ilmeğimi kesiyorum. Geri dönüyorum ve bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Patiğimizin arkası bu şekilde yapılıyor hanımlar. Yeniden son kez bir daha göstereyim. Tekrardan bakın son iki ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son iki ilmeğimi kesiyorum. Ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek buradan bir ilmek çıkartıyorum. Aynı yere iki kere girmeyeceğiz ya da bir kenar ilmek yere atlayıp bir diğerine girmeyeceğiz. Sırasıyla gireceğiz. Bunun önemi şu hanımlar arka bölüm eşit bir şekilde örülecek. Şimdi patiğimizin arka bölümünü hanımlar bu son kenar ilmek yerlerine gelene kadar buralara gelene kadar sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim ardından kesimimizi yapacağız sonra kenar oyamızı göstereceğim. Evet hanımlar son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiyemin arka bölümünü ördüm geldim. Şimdi kesme işlemini yapacağız. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak keseceğim hanımlar bu şekilde sırasıyla ilmeklerimi kesiyorum. Yine çok sıkı bir kesim yapmayalım. Orta halli bir kesim yapalım. Bu şekilde sırasıyla kesiyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine aynı şekil kestim. Bu aşamada hanımlar hemen tığımı alacağım. Burada tümsek bir görüntü oluşmasın diye hemen şöyle dibine batarak bunu buraya şöyle bir düzlüyorum. Şimdi patiğimizi kestik, bitirdik. En son şekilde bir kenar oyası gittim. E, hemen kenar oyamızın nasıl yapıldığını size göstereceğim. Yapacağımız işlem şu anlamlar. Hemen önündeki kenar ilmek yerine bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek bir ilmek çıkartıyorum. Bakın buradan bir sık iğne oluşturdum. Şimdi bu kirpikleri yapacağız. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine girerek şöyle bir kirpik oluşturuyorum. Ardından sıradaki kenar ilmek yerine hanımlar ilmeğin iki kanadına birden batıyoruz. Buraya batarak kirpiğimi sabitliyorum. İlkini yaptık. Şimdi diğerini de aynı şekilde yapacağız. Sıradaki kenar ilmek yerine batarak sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum ve sık iğnenin içine girerek bu zinciri burada topluyorum. Bu şekilde bir kirpik oluşturuyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Aynı işleme devam ediyoruz hanımlar sıradaki kenar ilmek yerine girerek sık iğne oluşturdum. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine batarak bir kirpik oluşturuyorum 3 zincirle ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi buraya sabitliyorum. Bakın 3 tanesini yaptık. Bir tane daha yapalım. Sıradaki kenar ilmek yerine girerek sık iğnemi yaptım. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine batarak Buraya bir e, zincirle kirpiğimi oluşturuyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi buraya sabitliyorum. Kenar oyamızı bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Biz bu işlemi böyle patiğimizin çevresini dolanarak devam edeceğiz. Ta ki ilk başladığımız yere kadar yani buraya kadar kenar oyamızı yapacağız. Şimdi hep birlikte kenar ayağımızı tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar İlk başladığım yere kadar bakın kenar mı yaptım geldim patiğimin çevresini dolandım. En son artık buraya bir tane bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Hemen yine bu ipimizin ucunda gizleyelim. Şu şekilde aradan ilmek aralarından geçirerek gizleyelim. Patiğimizin içinde kalan böyle ipuçları varsa hepsini ilmek aralarından geçirerek bir güzel gizleyelim hanımlar. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün ipuçları çünkü çok güzel bir görüntü oluşturmaz. Evet şöyle tam, tamamladık patiğimizi. Görüntü itibariyle hanımlar modelimiz bu. Hemen bir de manken ayağıma giydireyim. Bir de patiğimizi ayağımızda görelim. Bu pati hanımlar ana renk ipimizden bir tam ipten başlamıştım. Hemen göstereyim. Bakın bu kadar da ipim arttı. Hani bazen yorumlarda soruluyor. ip bir ip yetiyor mu diye. Yetti de arttı bile hanımlar. Hemen manken ayağıma giydireceğim. Patiğimizi bir de ayağımızda görelim çok güzel şık zarif bir model oldu hani gördüğünüz gibi yapılışta gayet kolaydı evet patiğimiz şöyle hanımlar gayet güzel desenli rengarenk üstelik artık ipleri de bu şekilde güzelce değerlendirmiş olduk hemen topuk kısmını göstereyim patiğimizin arka bölümü dikişsiz olması itibariyle de çok kullanışlı çok rahat çünkü dikişler ayağı rahatsız edebiliyor evet hanımlar yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.